Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün neden Logic Pro'yu kullanıyorum ve Logic'in kendimce kullandığım bir takım kısa yollarından size bahsedeceğim. Örnek vermek gerekirse burada yaptığım bir parça. Hangi parça? Evet, Kedi Online için yaptığım bir parça. Bunda neler yapıyorum, neler yapmışım gibi şeyler anlatacağım size. Zamanında bu kayıt programlarının kısa yollarının olduğu böyle stickerlar ya da ona özel klavyeler falan üretilirdi. Ben bunun hayaliyle yaşadım o zamanlar. Ama maalesef hiç edinemedim. Edinmeyi hayal ettim. Hayal etmeyi sürdürürken de ezberlemişim yaparken detayları. Şimdi incelemeye başlayalım. Aşağı yukarı kaydırmayı biliyorsunuz. Mouse'un üst topuyla yapıyoruz. Bu basit bir şey oldu biliyorum. Sağa sola kaydırmak isterseniz shift tuşu ve mouse'un gördüğünüz gibi aşağı yukarı inleciyle yapıyoruz. Bunu büyütmek gördüğünüz gibi shift, option ve scroll, mouse'un scroll'uyla ileri geri yaptığımızda zoom yapıyor. Sadece shift'e basıp yaparsam gördüğünüz gibi ileri geri yapıyor. Option'a basarsam sadece shift'e basmadan aşağı yukarı büyütme yapıyor. Bu en basic ve en kolay kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Mixer açmak istiyoruz. Çok basit. X tuşuna bastığımız zaman kanalımızın üzerindeki bütün mikseri bize açmış oluyor. Tekrar bastığımızda kapatır. C tuşuna bastığımız zaman şimdi bir parça yaptık. Onun bounce'unu almak istiyoruz. Çıktısını almak istiyoruz. Ne kadarını almak ister iseniz o kısmı normalde böyle tutarak normalde yapıyoruz. Ama şimdi her bastığımda başa geliyor. Her bastığımda ben burayı dinlemek istiyorum. Basıyorum tekrar başa geliyor. Çünkü bunu baz alacağı için hep başını alacak. Bunu devamlı yapmak istemiyorsunuz. Atıyorum bounce olurken bir şey fark ettiniz ve ileride bir edit yapacaksınız. O zaman C'ye basıp bunu kapatıyorsunuz. Yaptığınız bu cycle değeri hiç bozulmamış oluyor. Click. K'ye bastığınız zaman da onu gördüğünüz gibi aktif edebiliyorsunuz. Bu her programda aynı play pause. Yıldız'a bastığınız zaman kayıt gördüğünüz gibi burada aktif oldu. Hangi kanal seçiliyse Z'ye bastığımızı onu direkt hemen görebiliyoruz. Bar bar ilerlemesini istiyorsanız bende Ç var. Yani bu normalde İngilizce klavye tabi üzerine sticker yapıştırdım ama Ç'ye basa 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 ileri virgüle basa 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 geri alabiliyorsunuz. Seçili olan kanalı solaya alır. S'ye bastığınız zaman seçili olan kanalı solaya alır. Atıyorum bir midi yazıyorsunuz ve bu kısma gelmek istiyorsunuz. Yani library'ye Y'ye bastığınız zaman otomatikman gelir. Bir edit yapmak istiyorsunuz. Bu bardan oluşmasını, ya yani bu bardan başlamak istiyorsunuz. T'ye basıyorsunuz. Sizin önünüze menü geliyor. Ya buradan tıklayarak, ben buradan tıklayarak yapıyorum ama TI, TG, işte TM vesaire gibi hani benim için hani kesme, biçme vesaire gibi şeyleri buradan kolaylıkla yapıyorum. Burada en çok kullanılan şey kesme. Buradan TI yapıyorum. Bastığım bölümleri direkt barın üzerine yakın keserseniz bu arada oradan keser. Hani zaten hep buradaki gördüğünüz barlar üzerinden kesiyor. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum ama bilmeyenler için tabii ki, bilenler için çok basit gelecektir bu. Buradan geri dönmem gerekiyor çünkü makas şeklindeyken mouse'un imleci nereye dokunursam dokunayım kesmeye başlayacak. O yüzden T, A yapıyorum ve normal kısma gelmeye başlıyor. Ben bu kısımları editledim, işte kaydırdım vesaire, yani işlemimi yaptım. Bunların hepsini shift'e basarak seçiyorum. T, G diyorum ve üzerine tıklıyorum. Bunların hepsini tek bir region olarak karşımıza çıkartıyor. Bu tarz videolara devam edeceğim. Aklıma geldikçe devam edeceğim. Ben genelde bunları fix olarak kullanıyorum. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Sizin de merak ettiğiniz sorular olursa mutlaka bana iletin. Hani ben onun üzerinde de sizin için hızlı hızlı şekilde yapabileceğim videolar kaydetmeye çalışayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi ve destek olmayı unutmayın lütfen. Ha bir de yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.